Merhabalar. Bu videomuzda Flexi Emerald Sosyal Tesis Otomasyon Programı'nda sipariş yazıcılarımızın tanımlandığı Printmaster programını inceleyeceğiz. Printmaster programı masa üstümüzde gördüğümüz simgeyle tanımlanmaktadır. Flexi Respos ve PCPOS programları yoluyla alınan siparişlerimizin üretim birimlerine iletilmesi ve bu siparişlerin hazırlanması için kullanılacak olan malzemelerin ilgi stoklardan eksiltilmesi görevini üstlenmektedir. Bu işlemi nedeniyle Printmaster programı Respos ve PCPOS programları kullanıldığı sürece arka planda çalışmak zorundadır. Şimdi simgemizin üzerine çift tıklayarak programımızı çalıştıralım. Aynı uyarıyı programımızın açılışında da görüyoruz. Programımız masa üzerinde kalmak zorunda değil. Bir kez çalıştırdıktan sonra gizle butonu yardımıyla programımızı gizleyebiliriz. Printmaster programının çalıştığını sağ alt köşedeki bildirim bölgesinde gördüğümüz altın rengi printer simgesi yoluyla anlayabiliyoruz. Bilgisayarımızı açtığımızda programları kullanmaya başlamadan önce ilk olarak Printmaster programının çalıştırılması gerekmektedir. Bu özelliklerinden dolayı Printmaster programının ana makinemiz yani server'ımızdan ziyade daha sık kullandığımız restoran ya da kafeteryamızdaki bir PC'de çalıştırılması daha sağlıklı sonuç verecektir. Printmaster programının görevini yapabilmesi için siparişlerimizi yazdıracağımız termal yazıcılarımızın ağımızda tanımlanmış olması gerekmekte. Bu noktada donanım sağlayıcınızdan destek isteyiniz. Termal yazıcılar ağa bağlanıp tanımlandıktan sonra yazıcılar bölümünde gördüğümüz şekilde adlandırılabilirler. Yani ızgara bölümündeki termal sipariş yazıcımız ızgara, sıcak yemekler bölümündeki termal yazıcımız, sipariş yazıcımız sıcak, pastane bölümündeki yazıcımız da pastane olarak adlandırılabilir. Bu şekilde kaç tane termal yazıcı kullanacaksak tamamını yazıcılar bölümünde, denetim masası yazıcılar bölümünde tanımlamamız gerekiyor. Bu şekilde isim vererek tanımlamak daha sonra Printmaster programında yapacağımız ayarlamalarda çok faydalı olacak. Şimdi Printmaster programında yazıcı belirleme işlemini birlikte yapalım. Programımızı biraz önce birlikte çalıştırmıştık zaten. Bu nedenle tekrar çalıştırmaya çalıştığımızda programın bir kopyasının çalıştığı uyarısını verecektir bize. Bu nedenle sağ alt köşedeki bildirim simgesindeki altın renkli yazıcı simgemizin üzerine sağ tuşla tıklayarak Flexi Printmaster'ı göster tıklıyoruz. Şu anda programımızın ana ekranı açıldı. Ve tanımlar bölümünden post yazıcı tanımları bölümüne giriyoruz. Post yazıcı tanımları ekranında gördüğünüz gibi sağ tarafta sistemde kullanılan yazıcılar bölümünde tanımlanmış olan sipariş yazıcılarımız mevcut. Biz yeni kayıt butonuna tıklayarak post yazıcı numaralarımızı birden itibaren başlatabiliriz. Örneğin yazıcı adını aktar diyerek yazıcımızı hemen post yazıcı adı bölümüne aktarıyoruz. Yazıcı tipi termal rulo yazıcı olarak seçilecek. Ve depo numarası da siparişlerin hazırlanmasında kullanılacak olan ürünler hangi deponun stoklarından eksilecekse o depoyu seçiyoruz. Gerekli alanları doldurduğumuz için kaydet butonuyla yazıcımızı tanımlamış olduk. Yeni kayıt işlemine başlayalım.
ikinci bir yazıcı tanımlayacağız. İkinci yazıcımızı da yine ilgili yazıcının isminin üzerine tıkladıktan sonra yazıcı adını aktar butonuyla bu tarafa aktarıyoruz. Yazıcı tipimiz yine termal rulo yazıcı olacaktır. Depo numarasını yine bu malzemelerin kullanılacağı depomuzdan seçiyoruz ve tekrar kaydet butonuna tıklıyoruz. Aynı şekilde kaç tane sipariş yazıcımız varsa hepsini tek tek tanımlıyoruz. Yazıcılarımızı tanımladıktan sonra artık post yazıcı tanımları ekranından çıkabiliriz. Burada tekrar hatırlatmayı uygun görüyorum. Eğer Printmaster programımız çalışmazsa siparişlerin hazırlanmasında kullanılacak olan ürünler seçmiş olduğumuz depolardan düşülmez ve bu da stoklarımızda istemediğimiz bazı dengesizliklere sebebiyet verebilir. Programımızı arka planda çalışması için gizle butonuyla tekrar bildirim alanına gönderiyoruz. Sipariş yazıcılarımızı tanımladıktan sonra ürünlerimizin de doğru yazıcılara yönlendirilebilmesi için FlexiOffice programında birkaç düzeltme yapmamız gerekiyor. Bu da yine başlangıçta sadece bir kez yapacağımız bir düzeltme. Burada stok kartları ve üretim reçetelerinde düzenlemeler yapacağız. Yani herhangi bir üretime girmeden satışı yapılan ürünlerimiz için örnek olarak hemen size gösterelim. Burada 330 ml'lik kolanın stok kartını açıp düzelt butonuna bastıktan sonra post printerımızı örneğin pastane olarak seçip siparişin ürün butonuna basıldığında response programında bu yazıcıya gönderilmesi gerektiği için yazıcımızı belirledikten sonra kaydet butonuyla işlemimizi kaydediyoruz. Diğer ürün butonlarımızdaki içecekler için de aynı işlemi uyguladıktan sonra üretim reçetelerinde yani örnek olarak size hemen yine gösterelim. Ürün butonlarımızdan birisini örneğin ızgara çupra reçetemizi yine düzelt butonuyla buradan sıcak yazıcısına yani sıcakların üretildiği yazıcıya siparişin gitmesi için gerekli yönlendirmeyi yaptıktan sonra kaydet butonuyla işlemimizi kaydediyoruz. Bunlarla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi almak için bu bölümlerle ilgili ofis videolarımızda stok kartları ve üretim reçeteleri videolarını izleyebilirsiniz. Elbette biz burada sadece örnek olarak gösterdik ancak dediğimiz gibi sıcak soğuk bölümlerine gönderilecek olan siparişlerin örneğin salata bölümüne girip Akdeniz salatayı seçip yine aynı işlemi soğuk mezeler bölümüne üretim için yazıcıya gönderilmesini yönlendirmiş oluyoruz. İşlemimiz bittikten sonra tekrar kaydet butonuna basıyoruz. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra response programımızı termal yazıcılarımızla birlikte sorunsuz olarak kullanmaya başlayabiliriz. Bir başka eğitim videosunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.